Haber ekranlarından herkese merhaba. İşte insanla karşınızdayız. Bugün programımızda doğru yeteneklerin işe alımı, iş dünyasında dijital devrim ve daha birçok konuyu konuşacağız. Konuğumuz Mercer Türkiye İş Geliştirme Müdürü Şadiye Azışık Kılcıgil bizlerle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şadiye Hanım, öncelikle biliyorsunuz yaşanan bir dijital devrim var. Bunun iş hayatına olumlu ve olumsuz etkileri neler? Özellikle pandemiyle beraber aslında baktığımızda birçok çalışmalar yapılıyor bu konuda. Pandeminin hayatımıza birincisi uzaktan çalışma, ikincisi dijital olma, üçüncüsü aslında otomasyonla ilgili büyük etkileri oldu. Dijitalizasyon bizim tabii ki hem iş gücünü etkin kullanabilmek için, hem iş sürekliliği için, hem verimliliği arttırmak için büyük bir şans baktığımız zaman. Bunu iyi yöneten şirketler bunlardan olumlu sonuçlar kazandılar. Tabii ki insanı bu dönüşümün ortasına koyan şirketler bu dönüşüm projelerini başarılı bir şekilde sonuçlandırdılar. Olumsuz demek ama olmasa da belki gelişim alanı olarak özellikle dijital dönüşüm projeleri içerisinde insana gerektiği zamanda gerektiği kadar yer vermeyen şirketlerin projelerinde görece daha gelişim alanları olduğunu görüyoruz. Mercer'ın globalde gerçekleştirdiği bir çalışma var. Global yetenek trendleri. Bu çalışmaya göre baktığımızda CEO'ların aslında 2020 yılı için birinci önceliğinin dijital dönüşüm olduğunu ve şirketlerin %90'ının 2020'de dijital dönüşümü planladığını söylüyorlar, iletiyorlar. Ama en önemli bariyer olarak yeteneklerin veya çalışanlarının yetkinlik setlerini görüyorlar. Baktığımızda neden böyle? 2019 yılında gerçekleşen dijital dönüşümlerin veya projelerin başarısızlığının maliyeti diyelim 900 milyar dolar. Peki şimdi siz de aslında ifade ettiniz, biraz değindiniz. Avantajları olduğu kadar dezavantajları da var dijitalleşmenin. En çok karşılaşılan zorluklar neler? Kendi şirketinizin bünyesinde de bunu anlatabilirsiniz. Yine aslında insan tarafı diyebiliriz. Çünkü siz sistemleri, süreçleri dijitalize hale getirebilirsiniz belli bir süre içerisinde. Ama öbür gün çalışanlarınız, evet sizler daha dijitalize olacaksınız bundan sonra dediğinizde bu da çok bir aslında anlam ifade etmeyebilir. Bunların yetkinlik gelişimiyle ilgili bazı geriden gelmesi gibi durumlar oldu. Çalışanların yani o dijitalize sistem ve süreçleri kullanmak için bazı yetkinlikleri geliştirmeleri gerekiyordu bu süreçte. Diğer bir konu tabii ki dijital dediğinizde, otomasyon dediğinizde çalışanlarda işte işlerini kaybetme riskleri gibi en azından bir panik havası olduğunu görüyorsunuz. Bunun yönetilmesi de oldukça önemli. İşte çalışanların aslında bu yeni devrin onların ellerinden bazı işleri almak için değil, aslında kendilerini geliştirebilmeleri, belki de farklı alanlarda farklı yetkinlikler kazanmak için bir fırsat olduğunu, iletişimin iyi yapılması oldukça kritik süreci yönetmek için. Peki bu anlattıklarınızın ışığında gelecekte nasıl bir iş hayatı bizi bekliyor? Gelecek geldi aslında diyebiliriz artık. Biz hep geleceğin işlerini konuşurduk. Bunlarla ilgili modeller, biz danışmanlık şirketleri de farklı modeller, dizaynlar geliştiririz. Ama aslında bu, özellikle Covid bu süreci çok hızlandırdı. Evet. Bazı işler var ki artık kayboldu. Bazı yeni işler geldi veya bazı işler şekil değiştirdiler. Yine geçen hafta yapılan Dünya Ekonomik Forumu vardı. Burada aslında bize gerçek bir data söylüyor. 2025'e kadar baktığınızda 97 milyon iş yeniden doğacak. 85 milyon da belki kaybolacak artık. Peki mesela bu yeniden doğacak dediğiniz sektörlerin başında hangileri geliyor? Bilgi teknolojileri herhalde burayı ön planlı. Özellikle machine learning dediğimiz veya büyük datanın işte nerede saklanılması, nasıl kullanılması, bunlar biraz daha ön plana çıkıyor. Baktığımızda bizim yaptığımız çalışmalarda da bu yıl ve önümüzdeki birkaç yıl zaten teknik konulardaki işler daha ön planda. Onun için biz çalışanlardan biraz teknik yetkinliklerini de geliştirmesini istiyoruz, bekliyoruz. Ama 2025'e doğru baktığımızda, 2026'da biraz daha kişilerin kendiyle ilgili işte iletişim, liderlik gibi yetkinlikleri geliştirmesini bekliyoruz. Çünkü işler artık bir kısım otomatize edileceği için biz çalışanların farklı yetkinliklerini kullanılarak bu otomatize yapılmış işlerden iş sonucu çıkarmasını, karar almalarını bekleyeceğiz. Evet, aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi aslında ona detaylı bir şekilde geleceğiz ama 85 milyonda iş kaybolacak 2025 yılına kadar dediniz. Onlarda öne çıkan, bizi şaşırtacak sektörler var mı?
Tabii perakende tarafı var, daha otomatize olacak işler var. Bankacılık, finans sektöründe de var. Şimdiden bile görüyoruz aslında. Evet. İşte gişeciler vardı, veznedarlar vardı veya işte veri giren kişiler var. Bunlar artık bu işler aslında aşağı yukarı otomatize oldu. İşte muhasebe yine otomatize olacak olan işlerden bir tanesi forumun açıkladığı dataya göre. Peki aslında bu birçok insanı korkutan bir durum Çağdiye Hanım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani her şeyin bu kadar dijitale geçmesi, insan gücüne, doğrudan insan gücüne bu kadar artık az ihtiyaç duyulacak olması. Siz ne öngörüyorsunuz? Yani şöyle, ben bir taraftan da çalışan birisi olarak, evet, bizler de danışmanlık sektöründe çalışıyoruz. Yaptığımız bazı işler, müşterilerimize verdiğimiz bazı danışmanlık faaliyetleri aslında otomatize oldu. Dijital platformlar kullanıyoruz. Peki biz ne yapmalıyız diye geriye dönüp baktığımızda şunu görüyorum ben kendim bireysel olarak da, farklı beceri setleri kazanmamız lazım. Yani silo mantalitesiyle işte yıllarca aynı işleri yapmak, farklı tabii ki kasları güçlendirmek önemli. Ama dünya biraz daha çevik, yeni şeyler öğrenmeye, öğrenme istekliliği olması, o kapasiteyi geliştirmeniz aslında sizden bekliyor. O için siz şu an yaptığınız işi yapmaya devam edebilirsiniz ama farklı beceri setleri geliştirmeniz için aslında bir engel değil. Tam tersine şirketler bunlar için veya hükümetler bunlar için aslında programlar düzenliyorlar şu an. Çünkü herkes bunun farkında. Mevcut iş gücünün neredeyse 2025'e kadar %70'inin yeni beceri setleri kazanması gerekiyor. Evet, çok doğru söylediniz. Şimdi az önce bütün sorularımda aslında buna değindiniz. Doğru yeteneklerin işe alımı çok önemli, evet, bir konu. Evet. Peki şirketler doğru yetenekleri çekmek için neler yapmalı sizce? Önce belki de yetenek onlar için neyi ifade ediyor? Yetenek tanımı nedir? Oradan başlayabilirler. Evet. Eğer bir dijital dönüşümden geçiyorlarsa veya işte dijitalize bir şirket haline gelecekler diye bir stratejileri varsa, peki bu organizasyonda çalışabilecek yeteneklerden beklenilenler nedir? Yetenek tanımım benim için nedir? Bunların belirlenmesi, sonrasında da bu belirlenen, işte bunlar yetkinlikler olabilir, farklı kriterler olabilir. Bu kriterlere göre aslında işe alım politikalarını düzenlemeleri veya gözden geçirmeleri olacaktır. Hı hı. Burada şimdi aslında biraz daha şey, dijital platformlar bizim hayatımızı kolaylaştırabiliyor, bazen zorlaştırabiliyor. Baktığınızda o kadar güzel platformlar var ki, özellikle işe alım tarafında organizasyonların kullanabileceği. Bunlar online platformlar. Artık o işe alım için harcadığınız eforu aslında minimize etmiş. Doğru yeteneği belirleyip içeriye çekebilmek için aslında hangi organizasyonun kaslarını kullanması gerektiğiyle konularını size öneride bulunan platformlar var. Evet. Bunları organizasyonlar etkin bir şekilde kullanırlarsa herhalde hem maliyet anlamında hem zaman anlamında avantaj sağlarlar. Evet. Peki sürekli rekabet ortamında yetenek ihtiyaçlarını nasıl yönetmek gerekir sizce? Bu bizim yaptığımız projelerde aslında karşımıza çıkan bir konu. Çünkü bir dönüşümden geçiyor dünya ve yeni beceri setlerine ihtiyacı var organizasyonların. Ve bunlar belki de şu an bizim Türkiye'de de yoklar. Belki işte globale baktığımızda globalde de olmayabilir. Bunların tespiti ve içeriye çekmesi zor oluyor. Bizim önerimiz genelde müşterilerimize, birincisi iş alım stratejileri gerçekleştirmeleri. Yani siz nasıl iş stratejisi geliştiriyorsanız ve bunun üzerine kararlar alıp ilerliyorsanız aslında iş alım için de aynısının olması lazım. Bunun yukarıdan iş stratejisinin işe alıma kadar indirgenmesi lazım. Bu nasıl hayata geçer? Aslında bizim havuz dediğimiz yöntemler var. Şu an sizin organizasyonunuzda o yeteneğe ihtiyaç olmayabilir. İhtiyaç vardır ama farklı nedenlerden dolayı içeriye katamayabiliyor olabilirsiniz. İşte dışarıdan sizin ihtiyacınızın olduğunu düşündüğünüz yetkinliklere sahip kişileri bir havuza alıp, hı hı, o havuz içerisinde sizin şirketinizle de yakınlık kurabilecek, işte onlara şirketinizle ilgili yenilikleri de haberdar edebileceğiniz bir havuz mantalitesiyle aslında yetenekleri belirleyebilir ve kendinize yakın tutabilirsiniz. Ne zamanki ihtiyaç oldu, içeriye almanız daha kolay olacaktır. Onun için işe iş statüsüyle paralel işe alım statüsü çok kritik. Evet. Peki ön yargıda başka önemli bir konu. Ön yargıları azaltmak için veri analitiği nasıl kullanılması gerekiyor? Aslında insan kaynakları sistem ve süreçlerin içerisine artık tamamen yedirilmesi gerekir. Yani biz nasıl iş stratejilerimize veya işte riskle ilgili işte finansal konularda veriyi kullanıp bu veriden bir şey
çıkarım yapıyorsak, insan kaynaklarında da verinin daha fazla kullanılması oldukça önemli. Çünkü aşağı yukarı veriye baktığınızda siz elinizde nasıl bir iş gücü var? Bu iş gücünün kasları, güçlü kasları neler? Gelişim açık alanları neler? Veya dışarıdaki yeteneği cezbeden konular, onların motivasyonunu veya sizin şirketinize getirebileceğiniz kriterler neler? Aslında bunları aşağı yukarı veriyle belirleyebiliyorsunuz. Bu verinin üzerine kurgulanmış, işte insana dokunan sistemler yaptığınızda o sizi diğer şirketlerden farklı kılıyor. Evet. Rekabet avantajı da sağlıyor. Peki yetenek süreçlerini yönetmek için işe alım süreçlerini nasıl yapılandırmak gerekiyor? Yani şirketlerin ne yapması gerekiyor bu hususta? Bu aslında biraz önce değindiğimiz konuyla da paralel. Siz yetenek olarak kimi kastediyorsanız, kimin size değer getireceğini belirleyebildiyseniz, tanımlayabildiyseniz, sonrasında bu şeylerin, segmentlerin nerelerde olduğunu tespit etmeniz lazım. Bunu online platformlarla yapmanız daha doğru olacaktır. Neden? Siz yetkinliklerinizi belirlediğinizde organizasyonunuzda yeteneklerin sahip olması gereken yetkinlikler, işte motivasyon araçları nelerdir? Bunları belirlediğinizde bunlarla paralel çalışan işe alım araçları kullanabilirsiniz. Siz eğer bir agile bir dönüşümden geçiyorsanız, ben bir agile organizasyon olacağım derseniz, belki de öğrenme çevikliği yüksek kişileri içeriye almanız lazım. Evet. O zaman öğrenme çevikliğinin altını dolduracak yetkinlikler, beceri setlerini tanımlayıp bunlarla paralel çalışan işe alım araçları geliştirmeniz gerekir. Evet. Ki bunu online yapmak artık çok kolay. Aslında her şey kolaylaştı, kolaylaştı bu bağlamda. Peki öğrenme çevikliğinin üzerinde çok duruyorsunuz. Evet, hakikaten önemli bir konu. Çalışanların üzerine düşen nedir? Öğrenme, veriye artık ulaşmak aslında bir problem değil. Veriye her şekilde ulaşabiliyorsunuz. Veriye ulaşamadığınız anda veya doğru veriyi nasıl elde edeceğinizi bilmediğinizde aslında problemler çıkıyor. Bu da biraz sizin hem işte bu internet ortamında olur, hem çalıştığınız ortamda, hem sosyal anlamda veriye ulaşmayla ilgili istekliliğiniz veya yeni şeyler öğrenmeyle ilgili istekliliğiniz veya bilişsel becerileriniz ne durumda ve buna neden ihtiyacınız var? Çalışanların biraz kendisine de dönmesi açıkçası gerekiyor. Çünkü biz kendi danışmanlıkta, iş alımlarda da aslında problemi yaşıyoruz. Siz kişilere teknik bir bilgi öğretebiliyorsunuz. O konuda uzman olabiliyor. Ama süreç o kadar hızlı gelişiyor ki kişinin aslında kendiliğinden bazı şeyleri öğrenmesini de bekliyorsunuz. Ve öğrenmek için çaba harcamasını bekliyorsunuz. Ve o öğrendiği şeyi geliştirmesini, farklı bir bakış açısı katmasını istiyorsunuz. Çünkü dünya değişmiş, sektör değişmiş. İşte bunun olmadığında siz artık şey yapıyorsunuz. Ben neden tekrardan bu kişiye aynı derinlikte, aynı şekilde zaman harcayayım çaba veya göstereyim. Çaba göstereyim? Onun biraz kendisinin bir şeyler öğrenme ihtiyacı olması lazım. Bu da baktığınızda metodolojik olarak bu tabii ki hepsini birleştiği alan öğrenme çevikliği yüksek kişiler. Biz yaptığımız projelerde kişilerin potansiyellerini belirlerken, yetenek yönetim projelerinde veya dışarıdan yetenek alımlarında kişilerin kendilerine testler uyguluyoruz. Ne gibi öğrenme testler? çevikliği testi uyguluyoruz. Çünkü Türkiye'de veya aslında globalde de yaklaşım nedir? Genelde kişinin potansiyelini ölçümlerken yöneticisine sorarsınız potansiyelini. Evet. Bu yanlılık gibi soruları karşınıza getirebilir. Ama kişinin kendisine bir test yaptığınızda aslında kendi verdiği cevaplardan, çözdüğü sorulardan, işte vakalar yaratıyoruz, vakalara verdiği cevaplardan kişinin potansiyelini çıkarabiliyorsunuz. Bu onunla paylaşabileceğiniz çok aslında şeffaf da bir rapor. Evet. Onun için öğrenme çevikliği potansiyel belirlemede oldukça kritik. Peki geri dönüşümler nasıl oluyor? Yani %100 etkili doğru sonuç alabildiğiniz bir test mi bu? Yani kullandığımız bütün şirketlerde neredeyse oldukça yüksek bir şey volümü var. Olumlu geri bildirimler alıyoruz. Hem çalışanların kendilerinden, çünkü aslında kendilerinin verdiği cevaplardan bir potansiyel skorları çıkıyor. Hem de aslında işverenlerden, şirketlerden olumlu geri dönüş alıyoruz. Bunu eğitim gelişimde de kullanabilirsiniz. Mesela diyoruz yeni beceriler öğrenilmesi lazım. Kişilerin kendilerinin de istekli olması lazım ama organizasyonların bu konuya eğitim yatırım da yapması lazım. Yine Dünya Ekonomik Forum'un yaptığı çalışmaya göre evet şirketlerin %70'i benim çalışanlarıma yeni beceriler kazandırmam, eğitim, gelişim, yatırım yapmam gerekir diyor ama bunun geri dönüşünü bir yılda bekliyor. Onun için siz kime doğru yatırım yapmalısınızın cevabı aslında biraz yine öğrenme çevikliğiyle de bağlantılı bir konu.
Mesela yaptığımız projeler bu sene özellikle Türkiye'de çok yaptığımız projelerden bir tanesi. Siz organizasyonunuz için bir strateji ortaya koymuşsunuz. Bu strateji için organizasyon anlamındaki yetkinlikleriniz nelerdir? Bunları belirliyoruz. Sonrasında çalışanlarınızda bu yetkinlikler ne kadar, hangi seviyede var? Oradaki bir farkı çıkartıyorsunuz aslında beklenenle içerideki çalışanda olan seviyene. Peki kişinin öğrenme çevikliği nasıl? Eğer aradaki fark çok büyükse ve kişinin öğrenme çevikliği düşükse belki de yatırımı başka yere kaydırmalısınız. Evet. Yani eğitim gelişim tarafına da kullanılabilecek bir araç. Aslında buradan anlıyoruz ki çalışacak olan adayda bitiyor iş. Yani durmadan durum ve şartlar ne olursa olsun kendisini geliştirmeye devam etmesi ve öğrenmeye devam etmesi gerekiyor. Evet. Peki işe alım maliyetlerini azaltmanın bir yolu var mı? Yani dijitalleşme bu noktada olumlu etki etti mi? Hem etki ettiğini biz beraber çalıştığımız şirketlerden açıkçası gözlemliyoruz. Çünkü en basitinden siz işe alımlarda özellikle belli seviye üzerinde değerlendirme merkezi uygulamaları yaparsınız. Genelde bunlar 2 gün sürer. İşte evet. Yüzde kişiler gelir, işveren bir yer kiralar, işte danışmanlar gelir oraya, kişiler gelir, adaylar gelirken onların yol parasını ödemek zorundasınızdır, yemek gibi bir maliyeti vardır sadece operasyonun. Bir de aslında o değerlendirme merkezine aldığınız danışmanlık firmayla aslında bir anlaşma yapmanız gerekir. Şimdi bu online platformlar aslında dijital platformlar hayatınızı çok daha kolaylaştırdı. Sizin organizasyonunuzdaki bir İK'daki çalışan bir kişi, bu konuda deneyimli bir kişi aslında. Bu platformlar üzerinden kişileri kendi evlerinde uzaktan, hatta gerekirse onları bu çalışma boyunca da izleyebilecekleri bir alternatifle değerlendirme merkezlerine alabilirler. Yani hem işin kalitesi artmaya başladı, hem de maliyet anlamında avantaj sağlıyor şirketlere. Büyük, söylediğinize göre büyük bir avantaj var hem de. Evet. Peki şimdi bu olumlu kısmı, evet, güzel, özellikle maliyet açısından. Peki uzaktan çalışmadan bahsettik çok az başında programın. Uzaktan çalışma modeli sizce gelecekte kalıcı olacak mı? Şu an şirketler bu konuda ne düşünüyor? Çünkü bir ikiye bölünme söz konusu aslında. Hani kimisi evet böyle kalıcı olsun diyor, kimi şirketler hayır bu kalıcı olmamalı, bu doğru olmaz diyor. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Bizim veriler aslında baktığımızda yaptığımız anket çalışmaları var. Hem Türkiye'de hem globalde. Bağımsız işte Dünya Ekonomik Forumu'nun da yaptığı bir çalışma var. Rakamlar birbirine çok benzer. Şirketlerin %84'ü uzaktan çalışmayı destekleyeceğini söylüyor pandemi çok sonrasında. Büyük bir çok oran. Büyük bir rakam. Evet. Çünkü bir kere yetenek tarafından baktığınızda, çalışan tarafından, özellikle kişi yetenekse ve yetenek olduğunu biliyorsa aslında bunu bir iş yerindeki işi kabul etmek için kriter olarak koyabiliyor sizin önünüze. Yine bizim yaptığımız bu global yetenek trendleri çalışmasında niçin uzaktan çalışmayı desteklemeye devam edeceksiniz diye sorduğumuzda, çalışan bağlılığını en fazla arttıran, yeteneği çekmeye ve elde tutmak için en büyük etki olan başlık olarak karşımıza çıkıyor. Onun için hem çalışan tarafından avantajı var bir takım, hem de yani işveren tarafında avantajı var. Rakamlar devam edeceğini gösteriyor. Yani avantajlar bu yönde. Peki dezavantajlara gelecek olursak? Dezavantajlar, şimdi özellikle Türkiye'de bizim için aslında yeni bir dönem oldu. Ve evet, birden uzaktan çalışmayı nasıl olacağını düşünmeden içerisine aslında hani okyanusa hızlı düşüp bir giriş yaptık. Yüzmeyi öğrendik. Bunun bazı iş yerleri için veya çalışanlar için adaptasyonla ilgili sıkıntılar oldu. Özellikle evde çocuğu olan aileler bu konulardan oldukça etkilendiler. Onlar şimdi şirketler bu çalışma aile, mesela çocuğu daha fazla olan bölümlerde farklı izin politikalarına gitmeye başladılar. Çünkü gerçekten evde eğer bakıcı da yoksa, çocuğu bırakacağınız birisi de yok. Bir evet, taraftan o okula gidecek online'dan, siz işte toplantılara gireceksiniz gibi büyük konular problem. Var. Adaptasyonla ilgili veya işte o yaşam dengesini kurmayla ilgili oldukça problemli geçen dönemlerde oldu. Ama şirketler bu konuda oldukça açık fikirliler, çözüm odaklılar. Bunlarla ilgili yeni yanaklar, politikaları geliştiriyorlar. Yani kalıcı olacak gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. Evet. Peki Şadiye Hanım, çok teşekkür ediyorum Rica vermiş ederim. olduğunuz değerli bilgiler için. Çok sağ olun. Rica ederim.
Evet, bugün Mercer Türkiye İş Geliştirme Müdürü Şadi Azışık Kılcıgil bizlerleydi. Doğru yeteneklerin işe alımı, iş dünyasında dijitalleşme ve daha birçok konuyu konuştuk. Bu hafta programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.